Herkese merhaba. Uzun bir süredir hazırlandığınız sınava az bir süre kaldı. Sınav öncesi kalan bu süreyi etkili bir şekilde değerlendirebilmek adına önemli bir takım önerilerde bulunmaya çalışacağım. Sınav öncesi yapılabilecek olan çalışmalar. Öncelikle son yılların çıkmış sınav soruları çözülmeli. Eksik olan konular belirlenip konu tekrarları bitirilmeli. Tekrar edilen konu ile ilgili sorular çözülmeli. Farklı yayın evlerinin deneme sınavları çözülmeli. Değişik soru tipleri ile bakış açısı genişletilmeli. Beslenme ve uyku düzeni sağlanmalı. Akşam saat 23'te yatıp sabah 7 civarında kalkmaya kendinizi alıştırmalısınız. Denemeleri gerçek denemeye uygun halde uygulamalısınız. Sınav öncesi kendinizi bu şekilde alıştırıp soru çözme hızınızı ayarlamış olmalısınız. Denemeler çözülürken önce kendi alanınızla ilgili soruları, daha sonra ortak alanla ilgili sorular çözülmelidir. Başkalarıyla kendinizi kıyaslamamalısınız. Kendinizi başkalarıyla kıyasladığınız sürece hep sizden daha iyi çalışan, puanları sizden fazla olanları düşünerek kendinizi mutsuz edersiniz. Bu nedenle başkalarıyla gereksiz bir kıyasa girmemelisiniz. Sınavı düşünerek sınav sonunda yaşayacağınız olumsuzluklar, üzüntüler veya sevinçleri şimdiden zihninizde yaşamamalısınız. Çünkü sevinmek veya üzülmek için elinizde henüz bir gerekçe yok. Her türlü sonucu sınav sonrasına erteleyebilirsiniz. Sınav öncesi sakatlanmaya yol açacak ağır bedensel etkinliklerden uzak durmalısınız. Bugünlerde kendinizi sakatlıklardan, kırık çıkıklardan da böylece koruyabilirsiniz. Sabahları her gün saat 10'da deneme çözümüne başlayabilirsiniz. Günlük yapılan deneme sınavlarından sonra mutlaka hata analizi yapılmalıdır. Çözemediğiniz veya yanlış yaptığınız sorulara yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Yanlışların konu eksikliğinden mi, dikkatsizlikten mi, soruları hızlı çözmekten mi kaynaklanıyor olduğu böylece ortaya çıkacaktır. Eksik olduğunuzu düşündüğünüz konularla ilgili özet bilgilere bakabilirsiniz. Yeni bir konu öğrenmeye çalışmamalısınız. Çünkü yeni bir konunun öğrenilebilmesi için çok daha geniş bir zaman gerekli olacaktır. Kendinizi zinde ve sağlıklı hissetmeniz, sınav günü dikkatinizin yüksek olmasını ve soruları daha iyi algılamanızı sağlayacaktır. Sınav giriş belgelerinizi sınava 10 gün kala ÖSYM.gov.tr adresinden alabilirsiniz. Sınava gireceğiniz okulu önceden gidip görmeniz ve ulaşımını planlamanız, sınava yönelik belirsizlik duygusunu azaltacak ve rahatlamanızı sağlayacaktır. Sınavdan bir gün önce, sınavdan önceki gününüzü sakin ve mutlu geçirmeye çalışmalı, kendinizi yormamalısınız. Uyku düzeninizi değiştirmemeli, heyecandan bir türlü uyuyamıyorsanız asla kaygılanmamalısınız. Yapılan araştırmalar, bir gecelik uykusuzluğun sınav performansınızı olumsuz etkilemeyeceğini belirtmektedir. Daha önceden hiç kullanmadığınız sakinleştirici ilaçlar ve vitaminler kullanmamalısınız. Kafeinli içecekler ve alışık olmadığınız gıdalar tüketmemelisiniz. Sınav giriş belgelerinizi önceden hazırlamalısınız. Sınava giderken sınav giriş belgenizi, nüfus cüzdanı veya pasaportunuzu yanınıza mutlaka almalısınız. Sınavın yapıldığı bir her salonda
bir duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler, kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Sınava giderken yanınızda çanta, cüzdan, telefon, metal para, takı bulundurmamalısınız. Yanınıza su alabilirsiniz. Şeffaf kaplı olmalıdır. Sınav günü kahvaltınızı her zamanki gibi yapmalısınız. Evden çıkmadan önce sınav için gerekli belgelerinizi kontrol edebilirsiniz. En az bir saat önce sınav yerinde olmalısınız. Sınav başladıktan sonra ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sınav sırasında kısa bir süre için tuvalete gitmek dahil dışarı çıkmak yasak olduğu için sınava girmeden önce ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Sınav sırasında dikkatinizi dağıtan bir durumla karşılaşırsanız sınav gözetmeninden yardım isteyebilirsiniz. Sınav salonuna girdikten sonra sıra numaranıza bulunduğu yere göre oturun ve sınav gözetmenlerinin açıklamalarını dikkatlice dinleyin. Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı sıranın üzerine koyun. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, fotoğrafınız, adınız ve soyadınızın bulunduğu cevap kağıdınızı kontrol edin. Gerekli yerlerini doldurun. İçinde 2 adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker bulunan kutular dağıtılacaktır. Kontrol edebilirsiniz. Bu işlemlerden sonra size soru kitapçıklarınız dağıtılacaktır. Soru kitapçığının sayfalarını hızlıca kontrol edin. Kitapçığın kapağı üzerindeki ad, soyadı, TC kimlik numarası ve salon no kısımlarını doldurun. Kitapçığın üzerindeki soru kitapçık no kısmında yazılı olan numarayı cevap kağıdınızdaki ilgili yere yazın. Hem soru kitapçığında hem de cevap kağıdınızdaki ilgili alana imzanızı atın. Soruları cevaplamaya en başarılı olduğunuz testten veya tercihinize göre ağırlıklı olan bölümden başlayın. Soruları sırasıyla çözün. Soruları gereğinden fazla hızlı veya yavaş çözmeyin. Soruları dikkatli bir şekilde okuyun ve soru kökünü vurgulayarak soruda neyin istendiğini anlamaya çalışın. Paragraf türü sorularda zaman ve dikkat kaybını önlemek için önce soruyu, daha sonra paragrafı okuyun. Turlama tekniğini kullanın. Sınavda zorluk derecesi farklı sorular bulunacaktır. Sorularla inatlaşmayın. İlk hamlede çözemediğiniz soruları ikinci tura bırakın. 4 yanlış bir doğruyu götürür. Bu nedenle yapamadığınız soru olursa kesinlikle boş bırakın. Soru kitapçığında boş bıraktığınız soruları kolayca fark etmenizi sağlayacak işaretler kullanın. Böylece yapamadığınız sorulara dönmeniz daha kolay olacaktır. Yanlış işaretlediğiniz cevapları değiştirirken silme işleminizi temiz bir şekilde gerçekleştiriniz. Optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Cevap kağıdına işaretleme yaparken kaydırma yapmadığınızdan emin olmalısınız. Sınav sırasında dikkatinizin dağıldığını, zihninizin sınavdan koptuğunu hissederseniz, kalemi bırakın, arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın. 15-20 saniye derin nefes alarak rahatlamaya çalışın. Size tanınan süreyi son saniyesine kadar kullanın. Cevaplamanız bittiğinde cevap kağıdınızı kontrol edin ve sınav sonunda soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı salon görevlisine teslim edin. Böylece sınavı tamamlamış olacaksınız. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.